Çok muhterem kardeşlerimiz, Miraç kandilimiz, dinimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün ümmet-i Muhammed için hayırlı, bereketli olsun. Cenab-ı Hak zahir ve batın bütün musibetlerden muhafaza buyursun inşallah. Ve bu mübarek kıymetli günü insanın hidayetine vesile eylesin inşallah. Efendim iki mübarek gece vardır. Miraç kandili ve Kadir gecesi. Peygamberler arasında yalnız Efendimiz'e aittir. Biz de bu gece Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimize olan muhabbetine Allah indinde nasıl yüce bir kıymet ve değere sahip olduğunu göstermektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın habibi. Cenab-ı Hak ona la amru ki yemin olsun buyuruyor. Hiçbir peygamberin hayatına Cenab-ı Hak yemin etmiyor. Yalnız Resulullah Efendim hayatına yemin ediyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimize olan muhabbetini, sevgisini göstermektedir. Yine Cenab-ı Hak salat ediyor. Ayet-i kerimede Allah ve melekler salat eder. Siz de salat edin, tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Diğer bir ayette, Ahsap 21. ayetinde andolsun Resulullah sizin için Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için bir üsve-i hasenedir. Yani örnek şahsedir, örnek karakterdir buyurmaktadır. Bizim de Resulullah Efendimizin Allah indirdiği kıymetini idrak ederek ibadet, muamelat, muhaşeret, hak hukuk vesaire hayatımızın her safhasını Resulullah Efendimiz'in haliyle hallenmeye çalışmamız zaruridir. Zira efendimizin haliyle ne kadar hallenirsek Cenab-ı Hakk'ın indinde o kadar Cenab-ı Hakk'a yakın olmuş oluruz. Cenab-ı Hak bize en büyük nimeti ihsan etti. En büyük peygamberi meccani ümmet kıldı. Fakat bunun da karşında bir, bir mesuliyetimiz var. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Sümmelet sünne yömizin aninneyim." Nihayet o gün verdiğimiz nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Yine efendimiz ümmetine çok düşkün, onlara Cenab-ı Hak rauf ve rahim olduğunu bildirmektedir. Bu rauf rahim o da yalnız efendimize mahsus. Hakikatte ve Rahim esmasının zirvesi ancak Resulullah Efendimizde. Zira ayet-i kerimede buyuruluyor. Andolsun sizin kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Yani bir annenin bir babanın muhabbetinden çok daha öteye. O çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yine Cenab-ı Hak buyurmaktadır. Ali İmran 164. ayette. Lekad menne Allah diye başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti bize insan olma. Yani ümmet-i Muhammed'e en büyük nimeti Resulullah Efendimize ümmet olmamız, Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir lütuf ihsan etmesidir. Cenab-ı Hak bir ayet-i ando işlerinden kendini Allah'ın ayetlerini okuyan. Yani Allah'ın dinini tebliğ eden, kendilerini yüzekküm temizleyen iç alemlerini, yani nefsani arzulardan, Allah'tan uzaklarını arzulardan temizleyen. Üçüncü merhalede de onları kitap ve hikmeti tecelli ettiren bir peygamber gelmiştir. Ve bu peygamberle lekat Allah müminler için Allah'ın büyük bir lütfu. En büyük lütfu. Bundan daha büyük bir lütfu olamaz. Çünkü o bizim şu dünya hayatında bir mektebi alemdeyiz. Ve bu mektebi alemde bizim Resulullah Efendimiz üst veya sene kendi sırat-ı üzerinde Cenab-ı olduğunu bildiriyor. Bizim de Cenabak ı Hak sırat-ı üzere olmamızı bildiriyor. Resulullah Efendimiz bizim için büyük bir lütfu ilahi. Cenab-ı Hak cümlemizi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hakikatini idrak edebilmeyi, onu ümmet olmanın sevinci içinde yaşamayı Cenabak ı Hak nasip eylesin. Miraç Cenab-ı Habibine yapmış olduğu özel ve mahrem bir davet. Yalnız Efendimiz e ayet özel ve bir de mahrem bir davet. Çünkü ümmetten onun bir kısmı mahrem olarak. Yani Sidre'den, Sidre-i ötesine bize fazla bir malumatımız yok, bildirilmiyor. Ayet-i bir gece kendisini ayetlerimizin bir kısmını gösterim diye. Yani ayetleri Cenab-ı Hak azamet ilahisinin kudret akışlarından bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksanlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir ve görendir buyuruluyor. Nübüvvetin 7. yıldan itibaren peygamber ailesine Müslümanlar karşı boykot ilan edildi. 3 sene sürdü. Öyle bir açlık, Zor günler oldu ki çocuğun avaz sesleri açtıktan diğer mahallelerden duyulmaya başladı. Müslümanlara insafsızca alay, hakaret ve zulme uğradı Müslümanlar. İmanlar ağır bir imtihandan geçti. Adeta sabırlar zorlanır hale geldi. Zulüm had safadaydı. müşriklerin bu zulme iten tek sebep anne nebi lazım büyük haber. Yani ahiret haberiydi. Zira bu haber nefislerine tabi olan müşriklere yani nefislerini putperest haline getiren müşriklere çok ağır gelmiş, rahatlarını bozmuştu. Hatta bir tek misal vereyim. Ebu Süfyan'ın karısı Hint böyle bir din mi olur dedi. Biz dedi bir köleli bir mi olacağız? O köledir, o taline küssün dedi. Buna benzer sayısız misaller. Tabi bu zulüm devresinden sonra en ağır bu üç senelik bir zulüm devresinden sonra Hatice validemiz vefat etti. O efendimizin en büyük destekçisiydi ve dostuydu. Malını, mülkünü her şeyi Resulullah Efendimize bir feda halinde yaşadı. Hira'dan indiği zaman efendimize ilk telkenden oydu. Efendim böyle en çok ben Hatice'den istifade ettim buyuruyor. Hatice validemiz vefat etti. Efendimiz Taif'te Müslümanla biraz ferahlık bulsun. İslam orada inkişaf etsin, bir Taif seferi oldu. O Taif seferinde Rasulullah Efendimiz taş kaplı insanlar tarafından taşlandı. Hatta orada yine Efendimiz bir iltica alın Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi sen benden razı ol olmasını arzu ediyordu. Şöyle buyuruyordu. Allah'ım kuvvetimin zaafı uğradığını, çaresizliğimi, halkların hor ve hakir görünmemi ya Rabbi sana arz ediyorum. Ey merhametlerin en merhamet. Eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim minnet ve belaları aldırma. İlahi sen kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar ilahi sen razı oluncaya kadar işte senden affını diliyorum buyurdu. Yani nasıl bir sonsuz bir merhamet. Rauf ve Rahim. Efendimizin hayatının hiçbir anında bir şikayet yoktu. En ağır çilelerden geçen peygamber benim buyururdu. Daima efendimiz ham halindeydi, şükür halindeydi ve zikir halindeydi. Radiye halindeydi. Yani bir rıza halindeydi. Allah'tan razıydı. Allah da Resul Efendimizden razıydı. Bu büyük lütuf Miraç. Hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. Meşakkatler, İptilaların sonra daima lütuflar gelir. Miracın çile, elem, ızdırap yüklü bir taif sevinden sonra lütfedilmesi, meşakkatin ardından bir sururun, bir sevincin bulunduğu müjdesi verilmektedir. Cenab-ı Hak ve inne mal yusra, inne mal yusra buyurmaktadır. Her zorluktan sonra bir ferahlık gelir. Dünya hayatı da budur. Dünyada da radiyeten merdeye inişler çıkışlar olacak, metceziler olacak kul Cenab-ı Hak'tan daima ham şükür ve zikir halinde olacak. Yani onun kulluğunu kulluğunu ispat edecek. Kulluğunu imtihanını verecek. Mesela hicret büyük bir zorluktu. Yani orada hicret esnasında hicret eden Müslüman malını icabını malını tehlikeye attı. Eşyasını, malını bıraktı orada. Canını tehlikeye attı. Cenab-ı Hak da ebedi bir şeref bahşetti. Zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın tebrik ettiği ilk İslam'a giren muhacirler. Ondan sonra ensar buyurlu Medineliler. Onların mallarını, canlarını Allah'ından bezlettiler. Cenab-ı Hak onlardan sonra geldi bütün kıyamete kadar ümmeti Muhammed içinde onları tabi olan ihsan sahipleri buyruluyor. Şunu görüyoruz ki asıl saadette yani hayat daima düz bir çizgi gibi devam etmiyor. Zaman zaman inişler, inişler çıkışlar oluyor. Orada esas olan kalbi muazeneyi bozmamak, tevekkül teslimiyeti elden bırakmamak. Nitekim günümüzde bütün dünya bir virüs iptilasıyla karşı karşıya. Her hadisenin bir zahiri bir de batini sebebi vardır. Zahiri sebep yok kadar bir mahluk bütün mahlukata meydan okuyor. Bir nakarat vardır halk ağzında. Korku dağları sardı. Ve bütün dünya bir korkunun içinde. Tabi bu ilahi bir ihtar. Kimine ceza, kimine ihtar, kimine salih müminler için eğer hastalığa uğramışsa veya da o, vefat etmişse Cenab-ı Hak onda şey sevabı ihsan ediyor. Bu zahiri sebep bu. Batini sebep ise Resulullah Efendimiz her cumartesi buyuruyor. Yani kıyamete yakın ümmetin bir her olacağı bildir. Yani kimin kime niye öldürdüğünü, niçin öldürdüğünü bilmemesi. Bugün de işte bir her yaşanıyor. Kimin kime niye öldürdüğünü Müslüman Müslümanı vuruyor. Diğer taraftan aleni iffetsizliğin artması, faiz rüşvetin çoğalması, bilhassa iffetin unutulması, iffet unutulmakla beraber ahiretin unutulması. Zira el minel iman haya imandandır. Ne kadar ibretlidir ki bu virüs insanları hedef alıyor. Hayvanları geçse bile hayvanlara bir zarar vermiyor. Hiçbir hayvan sürüsünün öldüğünü görmüyoruz. Yine bahsettiğimiz bu adet kimine bir ihtar, kimine de bir ceza mahiyetinde. Tarihte benim diyen, kibirlenen nice devletler sıkıntı yaşamışlardır. Bugün de kibirlenen nice devletler sıkıntı yaşatmaktadır mültecilerden esirdikleri paranın kat kat fazlasını bu koronadan korumak için sarf etmektedir. Virüsler, 80'li yıllarda AIDS hastalığı sebep olan HIV virüsü çıktı. Bu hastalığın cinsi yolla uyuşturucu aleminde çok görülen bir hastalıktı. Bu sefahate gömülmüş toplumlara ağır bir ceza idi. Ağır bir musibet oldu. İffet hassasiyeti ne kadar yüksek ise o toplumda da eydis, o kadar az görüldü. Bu virüs bugüne kadar 32 milyon insanın ölmesine sebebiyet verdi. Bir virüs bitse bir başkası başlıyor. Çünkü insan ahiret alemi tam manasıyla ihata edemiyor. Buna birer ibret ders. Nedir virüs o zaman? Virüs bir mahluk. Gözde görülmeyen yok kadar bir varlık. Yani nasıl bir atomu görmek mümkün değil. Zahiri gözle. Bir tozu görüyoruz ama bir virüsü görmek mümkün değil. Fakat, fakat bu insanın canına kastediyor. İnsan vücudunu mekan olarak kullanarak yayılıyor ve insanlığa zarar veriyor. Yani virüs çok ibretamiz bir varlık. Cenab-ı Hak eğer amade etmişse şu dünya şeyine baktığımız zaman dünya sahnesine koca bir deve sürüsünü küçük bir çocuk çekip götürüyor. Fakat Cenab-ı Hak amade etmemişse küçük bir virüs insanı ve koca devletleri çökertiyor. Bir virüs giriyor, koca bir pehlivanı yere veriyor. Yani korona diye meşhur olan virüste olduğu gibi Çin ve emsali büyük devletlerin ekonomileri sıkıntıya girdi. Bunlar ibret almamızı bilen insanlar için ilahi dersler. Yine bu hadise ibret almasını bilerek ibadet ve taat gayretini gayretin arttıran kimseler için Hakk'a yakınlık ve terfi derecattır. Kimine de bir imtihan sırrı, musibet ve ahiret hatırlatıyor. Hazreti Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati, beş şey vardır ki onlarla müptela olduğunuzda ben senin o şeylere erişmenizden Allah'a sınırım. Yani efendimiz çok rauf, çok merhametli ümmetinin bu iptilayı uğramasını arzu etmiyor. Ondan sonra bu iptilanın hususiyetlerini bahsediyor. Bir, bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o milletin bu suçu aleni olay işlediğinde, günümüze var mı yok mu? Mutlaka aranı veba salgını, daha önceki milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar yayılır. İşte biri bitiyor, biri geliyor. İki, yani ticaret hayatında haram bulaştıran bir millete eğer hayvanlar olmasa Cenab-ı Hak yağmur indirmezdi ceza olarak. Üçüncüsü mallarını zekatını vermekten kaçınan bir millet. Allah'ın ahdine, emirlerine, Resulüne, sünnete terk eden milletin başına gelen mutlaka efendimiz musibetlerden bahsediyor. Cenab-ı Hak olmayan bir düşman iptilasıyla karşı karşıya kalır buyuruyor. Ondan beşincisi öndeki insanlar Allah'ın ile amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerin işlerine geleni seçtikçe istediklerini bırakmakta. İşte bu da aynı günümüzde var. Bunların telafi için bu Miraç Kandili'nde bilhassa bu üç aylarda üzerinde duracağımız hususlar. Bir istiğfar ve tövbeyi çoğaltmak. İki, şifa ve rahmet olan Kur'an-ı Kerim ile daha çok ünsiyetimizi arttırabilmek. Bilhassa her gün Yasin Fetih suresiyle şifa ayetlerini okuyabilmek. Sadaka vermek zira sadaka belalayı def eder buyuruluyor. İslam'ı yaşamak ve ailemizden başlayarak İslam yaşamanın ve yaşatmanın gayretler ol olabilmek. Yani emri bil maruf nehi ani bunu bulunabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor sizler insanlar arasından çıkın en hayırlı bir ümmetsiniz hayır hah bürünmezsiniz. Marufu emreden, münkerden nehy edersiniz buyuruyor. Bir de Yunus Aleyhisselam'a şu adı bol bol okumak zoruyor. O da bir iptilaya maruz kaldı. Tebliğden üç gün evvel ayrıldı. 40 gün tebliğ edecekti. Vakti 37. gün 100 bin kişiden iki kişi hidayet buldu. Üzüldü çok. Mahcup şekilde ayrıldı. O üç gün terk edildiğimiz için Cenab-ı Hak bir ceza verdi. O balığın karnında La ilahi illa ente inni kuntu mine zalimi diye dua etti. Demek ki bu dua da çok mühim. İşlediğimiz bir takım taksirata, gaflete karşı da bu duayı okumamızda inşallah büyük fayda vardır. Tabi diğer taraf zahiri bakımdan olarak bir misal burada. İskenderiye mukavkısı Peygamber Efendimiz'e pek çok hediye ile birlikte bir doktor gönderdi. Efendim doktor bir müddet kaldı. Baktı hiç hasta yok. Efendimiz dedi ki doktora, hediyeler verdi o doktora. Ailenizin yanına dönebilirsiniz dedi. Çünkü biz acıkmadıkça yemeyen bir kavimiz. Acıkmadıkça yemeyen bir kavimiz. Yediğimiz zamanı da doyuncaya kadar yemeyiz buyurdu. Yine Efendim buyuruyor, midenin de üçte biri yemek, üçte biri Su üçte biri hava olacak. Ya yani saat alamet. Yine sahabi başta Resulullah Efendimiz'e örnek almak suretiyle Efendimiz ve ashab-ı kiram yemekle değil yedirmekle doyarlardı. Demek bu da yedirmekle doymak da büyük bir şifa olmuş oluyor. Yunus Aleyhisselam duası. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Mahiyet itibari Yunus Aleyhisselam'ın çırpılması bu. Yine bu bütün dualarımız şunun üzerine kabule muhtaç. yani biz dua ettim, şu kadar namaz kıldım, şu kadar şey yaptım. Yine kul Cenab-ı Hak iltica halinde olacak. Cenab-ı eğer onun zikrine, istiğfarına eğer kabul etmeseydik onu balın karnında kıyamete kadar bırakırdık buyuruyor. Yine Kalem suresinde eğer nimetimiz yetişmeseydi. Yani onun ettiği dua istiğfarı eğer kabul etmeseydik onu kurak bir yere atardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bu hadise bize bir ibret. Demek ki ibadette kusur etmemeye gayret edeceğiz. Kulluğumuzu artırmaya, ruhani artırmaya gayret edeceğiz. Yine Cenab-ı Hakk'a bir iltica halinde olacağız. Hadi Bağdadi Hazretleri talebesini yazdığı bir mektupta oğlum diyor. Bugüne kadar diyor, işlediğim diyor hiçbir amele diyor güvenmiyorum diyor. Benim son nefsim dua et ancak ben Allah'ın rahmetine güveniyorum. Allah'ın rahmetine sığınarak gidiyorum buyuruyor. Velhası insan bu korona hadisinden dolayı bir insana büyük Cenab-ı Hak ders veriyor bütün dünyaya. İnsan acını idrak edecek. Cenab-ı Hak şımaran firavunu Kızı Deniz'de helak etti. İlahlık taşıyan, ilahlık taslayan Nemrut'u topal bir sinekle helak etti. Topal sinek gözüken bir sinekti. Fakat virüs gözükmüyor. Kibirli Ebrehi'yi fillerden oluşan ordunun küçük kuşlarla perişan etti. Yani o zaman sanki tanklar gibiydi o filler. Ya yani o filler sanki yenilmezdi. Cenab-ı kuşlarla helak etti. Ya yani tarih boyu bu tecelli görebilen gözler için daima var olmuştur. 1912 yılında haşa bu gemiyi Allah bile batıramaz dedikleri Titanik daha ilk seferinde bir buzdağına çarparak battı. 1986 yılında Meydan Okuyan adlı verilen uzay meki fırlatılan kısa bir sonra infilak etti. Şimdi ise gözle görmeyen küçük bir virüs insanın aziyetini, diğer tam Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve azametini tefekkür ettiriyor. Ayet-i kerime o kıyametin bir dehşetini hatırlatıyor. Yakulun insani yömizin eğlenme fer. O gün insan kaçacak yer neresidir diyecek. Ayette hayır hayır. Kaçacaksınca yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbin huzurudur. Bugün baktığımız zaman çok ufak kritik bir an, ufak bir numune. işte bugün dünyada kaçacak bir yer var mı virüsten? Cenab-ı Hakk'ta olacak bir hadisenin çok küçük bir zerre bir misani veriyor. Herkes virüsten kaçmanın planını yaşıyor fakat kaçacak bir yer yok. Her yerden gelebilir. Bu hakikatte insan bir ölüm tefekkürü haline girmesi lazım. Gerçi Cenab-ı Hak o kadar misaller ihsan ediyor ki mesela her gece bir uykuya dalıyoruz. Bu bir ölüm tatbikat. Sabahleyin uyanıyoruz. Bahsü madel mevt ölümden sonra bir diliş sanki. Ölüm herkesin mukadder, bir son. Bu sebeple kainat kitabının sayfasını iyi okuyabilmek lüzumlu. Faniliği idrak ederek yaşayabilmek zaruri. Rabbimiz, kendisine dost olabilenler için hiçbir korku ve hüzün olmayacağını haber veriyor. La hafun alehum velahim yasunun onlar korkmayacaklardı, üzülmeyeceklerdi. Kimler o? Cenab-ı Hakk'ta dost olanlar bu dünyada. Kimler o dost olanlar? Illa men atallahi bir kalbin selim, selim bir kalple Rabb'in huzuruna gidenler. Nasıl insan doğduğu zaman tertemiz doğuyor? aynı oje şey, ibadet, muamelet, muhaşeret vesairelerle Rabbim huzuruna tertemiz gidebilmek. Oradan cennete bir davet çıkıyor nefsi mutmainneye. Salih kullarıma katıl ve Cennet'ime gir buyuruyor Rabbimiz. Miracın esas gerekçesi Cenab-ı Hak peygamberine yani Resulullah Efendi ayetlerin e, bir kısmını yani ilahi azamet tecellilerini göstermesi için bir miraç hadisesi vuku buluyor. İsra suresinin birinci ayette dikkat ile husus, bu bir gece yürüyüşüyle başlıyor. Ayet bir tenzihle başlıyor. Subhanellezi, yani Cenab-ı Hak her türlü noksan ve sınırlı sıfatlardan münezzeh, her türlü mükemmel sonsuz sıfatlarla muttasıf bir idrak ötesi. Cenab-ı Hak kendi gücünü, insan idrakinin çok ötesinde olduğunu bildiriyor. Deke, ki, Keyf suresinde, Rabbinin sözü deryada deryadan mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, onlar tükenir, Rabbinin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. Yine diğer bir ayette, Lokman Suresi'nde şahit, yer ağaçlar kalem, deniz arkasından yedi deniz katadan mürekkep olsa, yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Çünkü Allah mutlaka galip ve hikmet sahibidir. Elazığ insan daima müteal Allah. Cenab-ı Hak sonsuzluğunu kul idrak edecek. Daima aman ya Rabbi diyecek. Rabbini unutmayacak. Zaten zikir de bu. Zikir Rabbini unutmaması. Neyi insan baksa görse hemen kalbi Cenab-ı Hak hatırlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Bir çiçeğe baksa, kendinin mazisine baksa, evladına baksa, güneşe aya baksa, atmosferdeki oksijen değişmeyen oksijen azota baksa. Ya yani her şey Cenab-ı Hakk'ın zerreden küreye bir atomun içine baksa. proton, nötron vesaire, onun için kuvarslar vesaire vesaire yok kadar. Nasıl bir santimetre küp içinde binlerce virüs varsa gözükmeyen, belki bir santimetre küp içinde binlerce atom var. Atomun içinde birçok maddeler var, birçok da bilinmeyenler var. Velhasıl en ufak bir madde bile bir sonsuzluk deryası. Mikroda. Makroda öyle bir sonu yok, ucu yok mütal. İkincisi Miraç hadisinde Resulullah bu yolca çıkmadan şakkı sadır hadisi vuku buldu. Yani efendimiz Kabe'nin yanındaki Hicr mevkinde göğsüm yarıldı, ilim ve hikmetle dolduruldu buyurmaktadır. Bu da göstermektedir ki manevi yükseliş kalbi safiyetle mümkün. Kalp mücella bir ayna gibi olacak. Öyle bir kalp ki içinde nuru ilahiden başka bir şey olmayacak o zaman kalp Kur'an ve hikmette derinleşecek. Allemül beyan demek ki sırlar, hikmetler o kalpte açılacak. Kalp nefsane arzulardan ve kasafetten kurtulacak. Esrar-ı ilahinin tecellileri gönlü sarmaya başlayacak. Bunun için gönüllerin de bu sır ve esrardan hikmetten nasip alabilmesi için teskiye ve tasfiyeden geçmesi zorunlu. Cenab-ı Hak kat efla men buyuruyor. Fe elhamu fucur ve takvaha, Kalp fucurdan kurtulacak, takvada mesafe alacak. Kat efla men zekka nefsani arzulardan temizlenecek. Kalp Cenab-ı Hak'ta beraberliği yaşayacak. Ya yani nasıl Sakarya Karadeniz'e döküldüğü zaman artık bir Karadeniz'de bir Sakarya'yı bulmak mümkün değil. Bu şekilde nefsi hayattan nefsi arzulardan kul korunduğu zaman cemaatle dostluk başlıyor. Ela bizikler tatminül kulup kalpte Cenab-ı Hakk'ı anmak büyük bir lezzet, büyük bir zevk haline geliyor. Dünyevi lezzetler bitiyor. Efendimizden dört hususiyet nakli oldu. Nakli olmaya devam ediyor. Birinci akval. Yani kaviller sözler hadis-i şeriflerde tespitli olarak geliyor. Efal fiiller, efendimin davranışları bunlar da hadislerde geliyor. Takrirat efendim görüp de yasaklanmadığı şekiller bunlar da hadis-i naklediliyor. Fakat ahval yani Resulullah Efendimizin hali bu da kalbin durumuna göre tecelli oluyor. Mesela Ebubekir Bekir Efendimiz zirve. İkinin ikincisi buyuruluyor. Efendim kalbimde ne varsa Ebubekir'in Bekir'in kalbine ilka ettim buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ise ya Ali diyor bana ne kadar çok benziyorsun diyor. Ben sendenim sen bendensin diyor. Bu silsileyle de yani bir güneşi tutan bir aynanın gözükmesi gibi aynadan aynaya aynadan aynaya devam ediyor bu. ayna ayna eğer paslı değilse bu görüntü bu feyiz bu ruhaniyet efendimizden gelen bu nefes rahmani devam ediyor. Derece derece. Yani bu kalbin mesafe kat bağlı, kalbin masivadan uzaklaşmasına bağlı. Efendimiz Yemen tarafına döndü. Ben dedi buradan gelen nefes-i rahmaniyi görüyorum buyurdu. Halbuki kendisini görmedi efendimiz. O da efendimi görme dünya gözüyle. Bak nasıl kalbi bir yakınlık oldu Veysel Karani ile. Ben Yemen'den gelen nefes-i rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Demek ki kalp Cenab-ı kın lütfuyla Rasûlullah Efendimize ne kadar yaklaşırsa o kadar rahmani nefesten okulun gönlüne tecelliler olmaya başlıyor. İşte okul o zaman irfan sahibi oluyor, arif olmaya başlıyor. O Okulda marifetullah'tan yani katı ilahi bir pencere açılıyor. Ufuklar genişliyor. Kul daima her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Aman ya Rabbi diyor. Beni unutuyor, ben de mi unutuyor? Daima kul ya Rabbi sen demeye başlıyor. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyor. Musa Aleyhisselam'a Mukaddes Vadi Tuva'da peygamberlik verildi. O sırada hanımı Safura doğum yapıyordu. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Firavun azdı. Firavun tebliğe gönderdi. Tabi orada Safura vademiz mağaradaydı. Doğum yapmıştı. Musa Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi dedi, Safura'yı ne yapayım? Ya yani nereye gizim, nereye koyayım dedi. Cenab-ı Hak, Ya Musa, anan seni doğurup dünyaya attığı gün seni kim korudu buyurdu. Anan seni bir sandıkla bir nile attığı zaman orada kim korudu? Firavun'un sarayında kim korudu? Medyen çölünde yalnız garipten seni kim korudu? Musa Aleyhisselam daima sen ya Rabbi sen ya Rabbi sen ya Rabbi diyordu. Velhasıl kul ben de mi unutacak? Çünkü bende bir nefsaniyet var. Enaniyet var. Kul daima sen ya Rabbi diyecek. Muvaffak oldu lütfundur ya Rabbi diyecek. Velası Rabbini unutmayacak. Velası bu yürüyüş bir gecede oluyor. Cenab-ı Hak gecede yürütüyor. Çünkü gecelerde… de aynı zamanda müminler için büyük bir rahmet zamanı. Cenab-ı Hak vel müstafirini bil eshar buyuruyor. Seherlerde istifar ederler buyuruyor, bir kurtuluş, kurtuluş bildiriyor. Yine sâciden kaymen bulduruyor Yine bu gecelerde idrakte derinlik bilenlerden olmak kalp açılıyor ilahi esrara. Yine Cenab-ı Hak sücceden ve kıyama buyuruyor ilahi rahmetin tecelli etti. İbadur Rahman olmuş oluyor. Rahmetin tecelli bir kul olmuş oluyor. Dördüncü madde Cenab-ı Hak kulunu müstesna bir şekilde yürüterek onu Allah'ın sonsuz kudret ve saltanatına onun önüne sergiliyor. An içinde sonsuz mesafeler. Bir an içinde zaman askerin 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 zaman yok kadar bir ana geliyor ve bir an içinde sonsuz mesafeler kat ediliyor. Yani Rasulullah alemi şuudun dışına çıkartılıyor. Yani beşerin tahammül sınırının ötesine geçiriliyor. Fâil-i mutlak Cenab-ı Hak güç daima ona ait. Bu sebeple hiçbir muvaffakiyette ben demek yok daima sen ya Rabbi senin lütfun senin ihsanındır kul diyecek. Yani kendisi bir varlık hissetmeyecek. Efendimiz Mekke fethine girerken Hatta Mekke'nin içine girerken şükran halindeydi. Sakalı devenin sırtına değecek haldeydi. Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyordu. Yani kul ahireti unutulacak bütün lütufları cenab bakın Hakk'ın lütfu. Beşincisi Resulullah Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi. Tarih boyunca pek çok peygamberin gönder bu iki dini merkez arasında bir sağlam bir bağ daha da kuvvetli bir şekilde göstermiş olmaktadır. İki tane tevhid merkezi. Yani bu Esra hadisi yürüyüş iki tevhid merkezi arasında olmuş oluyor. Yani acaba bu Adem Aleyhisselam'dan efendimize kadar İslam bütün semavi dinleri şumulle ana hakkını tek din İslam'dır olduğunu ifade etmektedir. Onun için İslam zirvedir. Başkalarına benzemek gayrı mağdubi aleyhimerat dalin imanı zafı uğratır. Nitekim Resulullah Efendimiz Mescid-i Aksa'da bütün enbiya'ya, bütün Peygamberleri imamette bulundu. Bu da bir başka tezahürü. Cenab-ı İnşallah Mescid-i Aksa'ya da bu mazup bir mescidimiz bu. Demek ki bunu bir sahip olamadık ki kaybettik. Daima baktığımız zaman fertte, ailede, toplumda, millette eğer sahip olunmayınca el değiştiriyor. İnşallah Cenab-ı Hak sahip olmaya nasip eder tekrar geriye abdest edecek. O mu muhakkak geriye abdest edecektir. Efendim Mekke Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimize kadar tevhid merkezi. Kudüs ise Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Hazreti İsa Aleyhisselam tevhid merkezi. Demek yani bu iki tevhid merkezi arasında bir e, sefer olmuş oluyor. Miraç'taki mucizeler. Bir zaman ve mekan ortadan kaldırılıyor. İnsan bütün mahlukat zaman ve mekanla mukayyet. Burada zaman, mekan, askerin askerisi yok kadar bir zamana geliyor. İkincisi zerreden küre kainat ilahi bir vitrin. İlahi azametin vitrini, kudret akışlarının vitrini, ilahi akışların vitrini. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz bu vitrinlerin ancak bir kısmını seyrettiriyor. Cennet ve cehennem gösteriliyor. Mükaleme Resul iki yay miktarı buyuruyor. Yani iki yay miktarı kadar Cenab-ı Hak'la bir beraberlik oluyor. Araplarda iki kavim anlaştığı zaman yaylarını üst üste koyarlardı. Oradan örf olarak iki yay miktarı gelmektedir. Burada yani biz keyfiyetini bilemiyoruz. Bu sidirin müntahadan sonra Efendimizle Cenab-ı Hak arasında böyle bir yakınlık meydana geldi. Diğer olarak ümmetine hediye Bakarısın son iki ayeti Amin Rasulü indi. Burada peygamber Rabbi tarafından kendi indirilene iman etti. Yani ne inmişse iman etti. Müminler de iman ettiler. Efendimiz e iman ettiklerini müminler de iman etti. Yani bir eksik olmayacak. Çünkü akaid bir zaaf istemez. Her biri Allah'a, meleklere, kitap peygamberlere iman ettiler. Allah'ın peygamberlerden hiçbir arasında ayırım yapmazlar. Çünkü diğer kavimler bazı peygamberleri kabul etmiyorlardı mümin Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bütün peygamberleri tasdik halinde olacak. Semi abi ata ne diyecek? Onu ey Rabbim affına sığındık. Dönüş sanadır dediler. Devamında Allah her şahsı ancak kendi gücünün ölçüde mükellef kılar. Yani mala takat elena Cenab-ı Hak sana ne kadar yük şey vermişse ihsan, ikram, güç, kuvvet o kadar mesulsün. Yani her insanı değişik bu. Peygamberleri de değişik. Mesela mecaz olarak 25 kilo kaldıracak sana bir cenab nimet vermişse, Eğer sen 20 kilo kaldırırsan, o 5 kilodan mesulsun. Yoksa sana 40 kiloluk bir cenab Hak güç vermişse onun sen 38, 38'sini kullanırsan ikisini bırakmışsan o ikisinden mesulsün. Mala takat eline abi. Cenab-ı takat fazlasını istemiyor fakat bütün müminlerine verdiği takatı kıyamet günü isteyecek. Peygamberlerden de isteyecek. Onlar da tebliğden isteyecek. Onun için Efendimiz veda açtığında üç sefer elini kaldırdı. Ümmetim dedi, tebliğ ettim mi dedi. Tebliğ ettin Yâ Resul dedi. E, efendim üç sefer ya, şahit ol Yâ Rabbi, şahit ol Yâ Rabbi, şahit ol Yâ Rabbi. Yani e, Peygamber Efendimiz'de dahi acaba bir kullukta bir kusurum oldu mu diye bir endişe vardı. Yine devamında herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şeyler yine kendinedir buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak büyük bir merhametini bildiriyor. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Demek ki unutmak tabi unutmamaya da gayret edeceğiz. Zira unutmak da büyük şey. Unutursak da bunda bir gafletten dolayı eğer unutursak orada Cenab-ı Hak Allah'ı unutan Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor. Yine ondan sonra bir iltica, ey Rabbim bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır bir yükleme. Demek ki ümmet-i Muhammed'e en hafif yük verdi kullukta. Ey Rabbim bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. İltica. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Yani Cenab-ı Hak ne kadar demek ki ümmet Muhammed'i seviyor ki daima ona bir e, af kapılarını açıyor. ve yani bu mesuliyet kulda mesuliyetini unutmayacak. Efendimiz buyuruyor bu hadisi Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana o ayet yeter. Yani her gece yatmadan evvel bir Bakara suresi yani Âmener Resulü okumamızı Resulullah Efendimiz arzu ediyor. Her türlü kötülüklerden korur buyuruyor. Tabi tebareki okumak da çok mühim. O da kabir azabına karşı, kabir şiddetine karşı bir e, koruma olmuş olduğu Efendimiz bildiriyor. Necim suresinde andolsun onu Sidre-i Müntaha'nın yani yarattığı alemin son noktası yanında önceden bir defa daha görmüştü. Yani orada bir Cebrail'i gösteriyor. Cebrail bir sefer görün bütün semayı kaplamıştı. Bir de orada gösteriyor 600 kanadıyla bütün semayı kaplamıştı. Yani İnsan düşünecek, bir mikroyu düşünecek, bir virüsü düşünecek. Bir ne kadar bir küçük varlık, bir atomu düşünecek, ne kadar bir yokun yok kadar bir varlık. Bir de cesim varlıkları düşünecek. Orada Cebrail 600 kanadıyla gözüküyor. Bütün semayı kaplamıştı. Orada efendimiz evinin yanı gördüğü Cebrail 600 kanadıyla birlikte görmüştü Müslim hadis-i şerifi. Yani Sidre-i en son hayret makamı en son hayret makamı olduğunu ifade ediyor. Yani akılların daha fazla hayret tasavvur edebilecek derecede hayretle kaldıkları bir makam. Bu Sidre Müntahid Cebrail, ey Allah'ın Resulü, buradan öteye yalnız gideceksin dedi. Efendimiz niçin Cebrail diye sordu. O da cevaben Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkma izin vermiştir. Eğer buradan sonra ileri bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. Yani insanların en yücesi Resulullah Efendimiz. Meleklerin en yücesi Cebrail fakat daima insan meleğin daha ötesinde. Hangi insan iç âlemini temizleyen, Allah'a kul olan, marifetullah'tan nasip alan bir mümin demek ki meleklerden daha üstün. Çünkü meleklerde nefis yok. Ondan sonra buyuruyor Cennetül Mevâ da onun yanındadır. Yani cennetül mevan neresidir? Müttakilerin ve şühedanın varacağı cennet. Demek ki orada Resulullah Efendimize bu cennetül meva ve müttakilerin ve şühedanın varacakları cennet gösteriyor. Burada da müttakilerin derece gösteriliyor. Müttaki olmak da çok mühim. Muaz Efendimiz Yemen'e gönderdi. Gönderirken dedi ki Muaz dedi bak dedi bir daha dünya seni görüşemize artık dedi. Tekrar sen Medine'ye döneceksin dedi. Fakat ben olmayacağım o zaman dedi. Umulur ki de kabrim şurada olacak dedi. Muaz ağlamaya başladı. Rasul ağlama dedi. Ağlama Muaz dedi. Bana en yakından müttakillerdir. Hangi zaman, hangi mekanda olursa olsun bana en yakın müttakillerdir buyurdu. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gördüğü harukalar şeyler kadar gözü kaymadı, sığını açmadı. Cenab-ı Hak öyle efendimize bir güç verdi. Musa'ya sende bu olmadı. Musa Aleyhisselam bir mükalemi kendinden geçti. Ya Rabbi seni göreceğim dedi. Ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor yine Necim'si and ki o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Yani Musa Aleyhisselam bir kadar bayıldı. Fakat, fakat Resulullah Efendimiz bayılmadı. O da büyük ayetin ancak bir kısmını gördü. Efendimiz beşer idrakinin ötesinde harikulade şeylerle karşılaştı. Bir rivayette Resulullah Efendimiz o gece Cenab-ı Hakk'ın nurunu gördü. Allah'ın varlığını, kudret ve azametini gösteren delilleri de gördü. İlahi azamet tecellileri. İki Cebrail'i gök ile yer arasında doldurmuş halde refreften bir elbise içinde gördü. Tabii refrefin de ne oldu tam olarak belli örtü olarak bildiriliyor. Bir kürsü olarak bildiriliyor. Muhte tam olarak biliniyor. fakat refref olarak e, refreften bir elbise içinde görmüştür buyuruyor. Zaten sizden sonra da Efendimiz o refrefle devam edecek. Üçün bundan var. Rasulullah İsra ve Miraç gecesinin gidişinde, dönüşünde gördü halukalarda şeylerdir. Yani beşer idrakini seyredemeyeceği, göremeyeceği şeylere idrak etti ve gördü efendimiz. Yine burada mazi muzari hal aynı hale geliyor, birbirine yaklaşıyor. Efendim buyur. O gece semayı yükseltildim öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Kadiri yazan kalemin tabi bugün nasıl kalem nasıl gıcırdı? Yani intibalarla dünya intibalarla bildiriliyor. Kalemin gıcırtını duydum bu yer efendimiz. Yani kainatın mukadderatını yazan kalemlerin seslerini işitti. Orada muhakkak bu zamanımızdaki virüs de vardı o kalemi yazdıklarında idrak ve zah hakikatleri muhteli oldum buyuruyor. Yine Buhari nakli Burak ile Beytül Makdis'e vardıktan sonra büyük sert bir kaya üzerinde semaya çıktı efendimiz. Peygamberlere namaz kıldırdı. Bugün ayak izinde semaya çıkarken kayadaki iz olduğu rivayeti vardır. Yani öyle olduğu rivayeti vardır. Tam olarak bilemiyoruz tabii. Yedinci gökte İbrahim Aleyhisselam'la görüştü. İbrahim Aleyhisselam ona Salih oğul hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Miraç'ta efendimize sema kapıları açıldı. Onun nübüvvetten sadece Mekke'de Kureş ve ile sınırlı olmadığını, bütün cihanın nebisi ve alemlerin efendisi olduğunu gösterildi. Yani alemde o kainatın efendisi. Ebediyet aleminde cennetlerin efendisi. Bir mü'minde takvası ona benzediği kadarıyla Cenab-ı Hak indi muteber ve güzel bir kul oluyor. Eshab-ı Kiram buyurdu ki bizi en çok sevindiren yüz binler arasında el meru ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Sabi efendimizi gördü. Bir abide seyretti. Hayran oldu. Dünyevi lezzetler eridi, bitti, mum oldu. Resulullah Efendimizin ona beraber olma lezzeti bütün lezzetleri bertaraf etti. Efendimiz e, Sevban'ı mahzun görüyor. Sevban diyor, nedir derdin diyor. Senin şey, bu gama sürükler nedir diyor. Sevban ya Resulullah diyor. Seninle beraber olduğum zaman sohbetin halden hale geliyorum diyor. Düşünüyorum ya sen benden evvel vefat edeceksin ya da ben senden evvel vefat edeceğim, intikal edeceğim. Sen orada peygamberlerin en yücesi, en yüce makamda olacaksın. Ben ise kıyamette nerede savrulacağım onu bilmiyorum. Bunu düşünün ben hüzünden hüzüne geçiyorum. Mahzun oluyorum, mamum oluyorum diye. Efendim biraz sükût etti. Ondan sonra Sevban el mermu memen ehabbe ki sevdiğiyle beraber de sevman buyurdu. Eshab-ı Kiram en çok sevdiren hadis-i şerifte bu hadis-i şerif oldu. Onun için her daima şunu esabı ı bir idrak halini yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımda olsaydı benim bu halime tebessüm eder miydi? Üzülür müydü? Allah benim bu halimden razı mı? Daha mı bir sorgulayan bir toplum meydana geldi. Yine Cebrail'in üç ikazı vardır. Biri anne babası ihtiyarlar, yaşlanır, ihmal eder, rahmetten uzak olsun bir efendimiz. İkincisi Yarısı Allah senin ismin geçer, gane kalır. O da rahmetten uzak olsun dedi. Üçüncüsü Ramazan-ı Şerifi e girer. Şuursu bir Ramazan-ı Şerif geçirir. O da rahmetten uzak olsun dedi. Yani burada Ramazan mühim, anne babanın mühim, en mühim Resulullah Efendimizle yakınlığımız mühim. Ona kalben yaklaşabilmemiz mühim. Her halimizde bir tefekkür halinde olacak. Eshab-ı Kiram gibi Elmar Mehmen -mâ Ahab hadis-i şerifine ayrı olmak için acaba Allah da benim yanımda olsaydı benim bu halime ne kadar tebessüm ederdi. Velhas Miraç insani tekamülün varabileceği son nokta. Son nokta gösterildi. Yani insanın manevi yükleş hududunun ne olduğunu beyan edildi. Vuslatın zirvesine ancak kullukla çıkılabilir. Onun için abduhu ve rasuluhu. Efendimiz kulu ve resulü. Demek ki en mühim abdiyet makamı. Yaratılış liyabudun liyarufun Allah'a kul olmak ve Allah'a kalpte tanıyabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç'ta yüksek dereceleri, yüksek makam ulaşınca Allah Teala vahyetti ki Ey Resulüm seni ne ile şereflendireyim? Sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi sana kul olma nisbetiyle, sana kul olma şerefiyle beni şereflendir. Rabbim dedi. Bunun üzerine İsra ilk ayet kelimesi inzal oldu. Üçüncü merhale, Sidre Müdaha'dan sonra refrefle vuku buldu. Sirre'den sonraki mesafe iki ay miktarı keyfiyeti ve bu keyfiyet Habiple Mahmud arasında meşhur bizim için. Ümmete mahrem bu mevzu. Onun için refreften sonraki, Sidre Müdaha'dan sonraki bize fazla bir nakil yok. O tarafı biz bilemiyoruz. Orası beşer idrakinin ötesinde. Sadece burada namaz farz oldu her ibadet Cebrail farz oldu. Sırf namaz Cebrail'i doğrudan doğru Efendimiz vasıtasıyla farz oldu. Bu da namazda ayrı bir sır olduğu bulunduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hak secde et yaklaş buyuruyor. Es-salat imadüddin buyuruluyor. Yani onunla kazanılan kemalat hiçbir ibadete kazanılamaz. Namaz kulu Mevlana vuslat deryasına götüren ibadet pınarlarının en ehemmiyetisi Cenab-ı Hak secde et yaklaş buyuruyor. İslami ibadet içinde namazın rütbesi, ahiret nimetleri içinde zirve teşkil eden yani Cenab-ı Hakk'ı müşahede etme makamı gibidir buyuruluyor. Cenab-ı Hak secde et yaklaş buyuruyor. Namaz müminin miracıdır. Yani kulların Cenab-ı Hakk'a yakınlığı huşu ile kıldığı öyle bir secdenin olduğu, bir namaz olmuş oluyor. Ayşe validemiz buyuruyor. Efendimiz namaz durduğu zaman yüreğinden kazan kaynamızı gibi bir ses duyardık buyuruyor. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkacağı etrafındaki de tanımaz hale gelirdi buyuruyor. Hazreti Ali'nin bağdan bir ok yedi. Ancak namazda çıkarabildiler. Hazreti Ömer'i bir mecusi mızrakla yaralamıştı. Devamlı kan kaybediyordu. Kalkamadı, uyandıramadılar. Bir kişi Ömer dedi, ya Halife de namaz geçiyor dedi. Ömer radyo kalktı. Namaz dedi. Namazı Müslümanlık olmaz buyurdu. Onun için bir annenin babanın evladını vereceği en büyük ikram onu ufak yaşlarında hazırlanmasıdır. Ahmed bin Hanbel Hazreti anlatıyor. Annem beni diyor 10 yaşındayken hafız etti diyor. Bağdat geceleri çok soğuk olurdu diyor. Bana diyor sabahların su ısıtırdı. O sıcak suyla abdest aldırtırdı bana kendi örtüye bürünürdü, beni mescidin kapısına kadar götürürdü buyuruyor. Tabi bu annenin verdiği ehmiyet, annenin verdiği gayret, takva evladını Ahmed ibn Hanbel oluyor. Efendim tabi namazlar çok. Farz namazlar var. Sünnet namazlar, nafile, Doha, evvabin, teheccüd, teravih, hacet, şükür, husuf, küsuf ve dur namazları var. Tabi bunların farz namazların dışında sünnet namazlar. Tabi bu nafile namazda Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran ibadetler olmuş oluyor. Cenab-ı Hak sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyurdu. Sare vadimiz Firavun'un sarayında tam tecavüze yeltendiği zaman iki rekat hemen namaz kılmakla kendini kurtardı. Firavun geldi, eli ayağı titremeye başladı. Bu kadın bana sihir mi yaptı dedi. Hemen, hemen bunu çıkardın gönderin. Hatta Hacer'i de yanı verin ki buradan uzaklaşsın dedi. İşte bu kılınan namazın vecdine istirakına bağlı. Yani bir vecdini bin secde edebilmek. Yani o vecdi duyabilmek, o istirakı duyabilmek. Namaz o. Ve zor bir ibadet namaz. Ve o zorluğunun mukabilinde fahşa ve münkerden namaz kulu koruyor. Yani efendimiz gözümün nuru buyuruluyor. Yine müminler felah buldu. Onlar ki namazı huşu ile kılarlar buyuruluyor. Bir kişi geldi, Efendimiz dedi ki yaruz bana dini öğret ama kısa ve öz olsun dedi. O şey bana din, dini öğret dedi. Efendimiz buyurdu ki namaza kalktığında dünyaya veda eden bir kimse gibi namaz kıl. Namaza kalktığında dünya veda eden bir kişi gibi namaz kıl. İki özür dilemen gereken bir söz söyleme. Yani düşün ondan sonra konuş. Özür dilemen gereken bir söz söyleme. Üçüncüsü, insanların elinde bulunan şeylerden ümidini kes buyurdu. Yani ve teslim halinde olunuz. Diğer tam yine namaz bedenin kıblesi Kabe, kalbin kıblesi Cenab-ı Hak. Oldu. Tabi her zaman. O. Hazreti İbrahim el bu dert vardı. Bir takva ile namaz zürriyetini bu şekilde namaz kılması. Ey Rabbim benim ve soyumdan gelen namaz devamı kılanlardan eyle. Ey Rabbim duam kabul Bir annenin, babanın derdi bu olacak. Evladının bir Allah yolunda olma, bir takva sahibi olma. Bunun için emek verecek. Yine bu hadisi de nakledim. Bunu Tirmizi naklediyor. En hayırlı ameliniz namazdır buruyor muvattada. Bu Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Eğer kul namazlarını Allah'ın istediği şekilde eda etmiş ise felaha erer. Maksuduna nail olur. Namazlarını eda etmemiş veya gaflette kılmışsa kaybeder, hüsrana uğrar. Şayet farzlardan bir şey noksan olursa Allah Celle, Celle Rabbimiz kulumun nafile namazları var mı? Ona bakınız buyurur. Farzların eksikliği nafilelerle tamamlanır. Sonra kul diğer amellerinden de bu minval üzerine hesaba çekilir. En e, hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır buyur efendimiz. Yine efendimiz tavsiyelerinden sevban diyor çok çok secde etmeye bak diyor. Yine Ebu Faris var. Bu efendime su getirirdi geceleri. Efendim abdest alırdı, temizlik yapardı. Bugün gün de bu Faris dedi, ben herkese mukabili verdim, sana veremedim dedi. "-Dünya'yı ne dilersen dille dedi. Yok dedi o da ya Resulallah. Dünyadan hiçbir şey dilemiyorum dedi. Ben senden ahirette beraber olmamı istiyorum dedi. Faris'e de, çok zor şey istedin dedi. Efendimiz makam bütün peygamberlerin üzerinde. Yok dedi ya Resulallah istemiyorum dünya bir şey dedi. O zaman Ebu Faris dedi çok çok secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. Bu gecede demek ki bir namazın farz olduğu bir gece. Kaza namazlarımız vesaire. Gaflet kıldıklarımız namazlarımız oldu. Belki bir takım adabını uymaya kıldığımız namazlar oldu. Demek ki gecemiz bir namaz gecesi olmuş oluyor. Yine bir de bugünle ait bu Müddessir suresinde bu zakar cehennemine girenler onlar perişan halde cenneti uzaktan seslenirler. Siz niçin cehennemliksiniz derler. Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, kainat ilahi bir kitap. Siz niçin cehennemizi derler? Ona bin madde, biz namaz kılanlardan değildik derler. Tabi bu çok zor kıyamette. Ananın babanın evladı ayrılacak gün. güven mecrumisi mücrum bu tarafa denilecek. Siz cehennem yolcusunuz diyecekler biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. İkincisi, biz açları doyurandan değildik diyecekler. Bugün dünyanın merhametsizlik, merhamet yoksulluğu. Hodgamlık. Üçüncüsü, yine bugün iptil aldığımız gaflet dalanlara beraberdik diyecekler. Cep telefonları ise girip çıkıyor vesaire. İnternetin ve televizyonun yanlış sokakları. Deizm, feminizm, bir takım fitneler. Onların bir selde sürükleyen küçükler gibi maalesef nesil gidiyor. Dördüncüsü inkar edenlerden olduk diyor. Aynı cahiliye devri. Anne bir lazım. Yani büyük haberi kabul etmeyen, ahiret'i kabul etmeyenlerden olduk diyor. Ölüm de geldi çattı diyor Allah korusun hafazan Allah. Efendim burada manzaralar var. Bu manzaralardan birkaçı kaderi yazan kalemin gıcırtılarını duyması keyfiyeti meçhul. İkincisi burada Abdurrahman bin Af'ı gördüm diyor. Emek diyerek gidiyordu, giriyordu cennete diyor. Yani çocuklar gibi makazı üzerinde gidiyordu diyor. Niçin bu kadar ağır geliyorsun? Abdurrahman bin Af dedim kendisini diyor. O da dedi, dedi ki ya Resulallah malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdi. Öyle bir dahası göremeyeceğim zannettim diyor. Fakat senin yarın çok sevindim buyuruyor. Ki açerim beşereden de bunu Muhammed Parsa Hazretleri Fasul Hitap'ta bildiriyor. Yine bir toplum gördüm buyuruyor. Dudakları deve dudağı gibiydi de. Bazı memur on dudaklarını kesiyor, bazılarına ateşten taş atıyorlardı. Ateşten taş koyuyorlardı. Bu taşlar onların makatlarından çıkıyordu. Ağzına giriyor, makatlarına çıkıyordu. «–Ey Ecibri bunlar kimdir diye sordum. Bunlar yetim malların haksızlık yenenlerdir. Tabi burada şu da benim hatırıma geldi şimdi. Mesela ecdat devam vakıflar vakıflarda bulundu. Tabi bu eğer bu vakıflarda tabi burada yetimler vakfı da vardı. Eytam Eramil vakıfları da vardı. Yani bir de bunları düşündürücü bir hadise bu. Yetim malını hakkında yiyenlerdir. Ağızdan veriliyor taşlar makattan çıkıyordu. Oradaki cezalar yani. Yine sonra bir topluluk gördüm ki derilerinden sırım kesiyor, ağızlarına veriliyordu. Yediğiniz gibi yiyin diyorlardı. Bunlar kim olduğunu sordum. Bunlar o dedikoducular, fitneciler, insanların etlerini yerler, dedikodu ederler, söme ırz ve namuslarına saldırırlar dedi. Bir topu daha gördüm. Bunlar önlerine güzel kebaplar olduğu halde bırakıp ötele leşlere saldırıp yemeye çalışıyorlardı. Bunlar kimdi? Bunlar helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakarlardır. Efendim bugün sabah namazına gidiyordum. Başımdan geçen bir hadise. Baktım bir kedi, önde bir fare. Fare de korkudan dikilmiş duruyor böyle. Kedi de bana ters ters bakıyordu. Acaba beni kovalayacak bu fareden ben mahrum kalacağım mı diye. Yani kedinin önüne bir kebap konser orada mı? O kebabı bırakır o, o fareye doğru koşar. Burada da çok ibretli bir onlar helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakarlardır. Yani nikahsız yaşayanlar. Bugün de maalesef bu da bir fitne halinde yayılıyor Allah korusun. Sonra karınları evler gibi şişmiş insanlar gördü. Bunlar da faiz yiyenlerdi. Tefeciler ve faiz yiyenlerdi. Onlar misli kendine şeytan çarpmış olan kimseler gibidir buyuruluyor. Yine devam ediyor. Bir takım da kadınlar gördüm. Bunlar göğüslerinden asılmıştı. Bir takım kadın baş aşağı. Onları baş aşağı ayakdan asılmış gördüm. Bunlar kim oldu sordum. Bunlar zina eden, çocuğu öldüren kadınlardır. Bugün de kürtaj kasaplarını düşünmek lazım. Bu da çok ibret bir hadis-i Buhari ve Müslim hadis-i Miraç esnasında cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenler ekseriyet fakirlerdi. Zenginler hesap vermek için mahpus idiler bekliyorlardı. Bunlardan cehennemlik olanlar ise ateşe atılmaları emredildi cehennemliklere. Cehennem kapısında durdum. O da giren eksili şey kadınlardı. Şimdi kadınlara Cenab-ı Hak yüksek hissiyat veriyor. Hem müsbette hem menfide. Baktığımız zaman toplumları idlal eden kadınları görürüz. Mesela Semut kavminde görüyoruz. iki kadın koca bir kavmi ifsad ediyor. Fakat diğer taraftan ihya edenler de yine kadınlar zaferlere baktığımız zaman da, devam o o salih anneler var evlatlarını kılınarak gönderen. Yine efendimiz buyuruyor dünyanızdan üç şey sevrilir. Onu biri salih hanımdır buyuruyor. Yine efendimiz buyuruyor cennet salih hanımların ayaklarının altındadır buyuruyor. Demek ki evlatlarımız kız yavrularımız, ne kadar bir salih olarak yetiştireceğiz ki inşallah onlara dehşetli bir istikbal hazırlamış olacağız. Aksal'de uydum kalabalığa diye bırakırsak akibet kötü oluyor demek. Ki. Yine Ebû Bekir Efendimize burada sıddık sıfatı veriliyor. Ebû Bekir diyor, sen bunu kabul edecek mi? Bak ta sonsuza çıkmış geldiğini söylüyor. Ebû Bekir Efendimiz de buyur, ben onun bundan daha ötesini tasdik ediyorum. Sen bunu sen bunu söylüyorsun bana. Ebu Cehil ediyor. Ben diyor onun çok daha ötesini tasdik ediyorum. Sabah akşam getirdi ayetleri tasdik ediyorum. O haberleri gönderen, kendisini oraları götürmekten aciz midir buyuruyor. Sen bu kadar ahmak mısın demek istiyor Bekir Efendimiz. Mirat veriyor. E bu Mirat gecesinde Sem Efendi Dualar ve Zikirler adlı kitabında 12 rekat nafile namaz kılın müstahsen görüyor. Yani onun bir hayre vesile olacağını. Yine burada istiğfarlar falan var. Fakat esas benim şahsi kanaatim. ilk defa borçlar ödenecek eğer kaza namazlarımız varsa inşallah bu gece kaza bolca kılalım. Yine gafilen kıldığım namazlar vardır. Yine bir taharete zaman zaman dikkat edemediğim kıl namazlar vardır. bunu inşallah namaza sadakaya gariplere, kimsesizlere sadakaya, istifara inşallah bu gece ehemmiyet verelim inşallah. Efendim Rabbimiz Miraç gecesini idrak etmeyi. Bu Miraç idrak etmek Resulullah Efendimiz'i daha yakından idrak etmeyi. Kadir gecesi hakeza Cenab-ı Hak Cümlemize nasip eylesin. Dünyaya musibet olan bu iptiladan Cenab-ı Hak inşallah merhametiyle, rahmetiyle ümmet Muhammed'i muhafaza eylesin. Bütün dünyanın da hidayete ermesine bir vesile olur. Çünkü büyük bir ikaz ilahi. Bilmiyorum ki dünya böyle bir iptilayı şimdiye kadar kaç, kaç defa gördü. Zaman zaman kavimler görür hakile yeksan olan muhtelif hastalıklarla muhtelif düşman işgalleriyle ve bu dünyayı yerinden oynatan iktisadi düzen, düzen Allah bullak eden büyük bir ikaz-ı ilahi. Cenab-ı Hak inşallah Rahman sıfatının tecellisiyle inşallah kısa zamanda bu gecenin inşallah hürmetine hürmetine bertaraf olur inşallah duaımızın kabulü niyazıyla ilahi taylar Fatiha